Efendim yine çok bilgileneceğiniz bir konu başlığı ve uzmanımızla Günaydın Doktor ekranlarında bilgilendirmemiz tüm hızıyla devam ediyor. Üroloji gerçekten geniş bir alan. Özellikle işte farklı organlarımız var. İşte böbrek, prostat, mesane gibi ve bunların da çok farklı hastalıkları var. Kanserlerinden enfeksiyonlarına, taşlarına kadar. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber de üroloji özellikle üroloji alanındaki kapalı ameliyatlar, robotik cerrahiler oldukça yaygınlaşmış durumda. Dolayısıyla toplumda da hani ürologların popülaritesi yavaş yavaş artıyor diyebiliriz bundan dolayı. Ürolojide özellikle biz nelerle uğraşıyoruz? İşte son yıllarda böbrek taşları, özellikle tam kapalı ameliyatların ortaya çıkmasıyla beraber kapalı taş ameliyatlarında ciddi gelişmeler oldu. Prostat kanseri ameliyatlarında robotik cerrahiler, kapalı laparoskopik ameliyatlarla oldukça başarılı ameliyat sonuçları aldığımız için üroloji oldukça cerrahi olarak genişlemiş durumda diyebiliriz. Tüm tıbbi alanlarda, branşlarda olduğu gibi ürolojide de gelişimler gerçekten bazen baş döndürücü olabiliyor. Her gün yeni bir ameliyat tekniği, yeni bir teknolojik alet, bir cihaz, bunları mutlaka takip etmek gerekiyor muhakkak. Erkek cinsel sağlığı deyince aslında ilk akla gelen şey sertleşme problemleri. Erkeklerde sıklıkla gördüğümüz sertleşme problemlerinin tedavisi sağlıklı bir cinsel hayat için çok ciddi bir önem arz etmekte. Ondan dolayı en sık gördüğümüz hasta grubu sertleşme problemi olan hastalar. İnsanlar sertleşme problemi yaşamalarına rağmen doktora hiç müracaat etmiyorlar. Çünkü bu üstü kapalı, tabu bir konu. Hiç kimse kendine yakıştıramıyor. Oysa ki çok basit tedavilerle, çok basit ilaçlarla çok ciddi tedaviler yapılabilen bir bölüm. Ve yani burada bizim evliliğini kurtardığımız bir sürü hastamız oluyor. Bu hastaların utanmadan doktora gidebilmelerini istiyorum. Doktora geldikten sonra iş oldukça kolay aslına bakarsanız. Çünkü tedavi alternatiflerimiz çok fazla. Bir kere işin adını bir koymak lazım. Biz neye sertleşme sorunu diyoruz? Ortalama 3 ila 6 ay boyunca aynı partnerle sertleşmenin olmaması ya da olmasına rağmen istediğimiz sürede devam ettirilememesi durumuna sertleşme problemi diyoruz. Hasta bize bu problemle müracaat ettiği zaman tanı kısmında aslında çok ciddi komplike tetkiklerimiz yok. Basit bir kan tahlili, idrar tahlili, hormonal düzeyler, kan işte lipid değerleri, tansiyon durumu bunları ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü bu hastalığın altta yatan en büyük patolojilerinden bir tanesi kontrolsüz diyabet hastalığı. Artı hipertansiyon kontrolsüz. Geçirilmiş cerrahiler özellikle işte penis ve çevresindeki bölge için geçirilmiş cerrahiler, prostat kanseri ameliyatları, mesane kanseri ameliyatları gibi o bölgeye alınan ışın tedavileri gibi. Bunlardan dolayı olduğu için basit tetkiklerle öncelikle problemin neye bağlı olduğunu biz ortaya koyuyoruz. En sık gördüğümüz problem yani sebep de erkek cinsel organındaki damar ve sinir yapısındaki fonksiyonel bozukluklar. Genellikle de damarsal problemleri görüyoruz. Damarsal problemlerin işte en büyük sebebi de yaş. Yaşla beraber nasıl kalpteki damarlar işte damar sertliği dediğimiz olayla tıkanıyor ve işte kalp krizine yol açıyorsa aslında erektil disfonksiyon dediğimiz sertleşme sorunu da erkek cinsel organının krizi kabul edebiliriz. Aynı mekanizmayla oluşuyor. Damarsal problemleri göstermek için de yaptığımız tetkikler arasında penil doppler dediğimiz, renkli doppler dediğimiz bir tetkik var. Basit ve günübirlik yapılabilen bir işlem. Ortalama 15 dakikada. Bu şekilde biz tanıyı koyduktan sonra yani problemin ne olduğunu ortaya koyduktan sonra tedavi kısmı daha kolay aslında. Tedavi kısmında öncelikli olarak işte ilaçlar var. 20 yıldır Türkiye'de ve dünyada kullanılan çok çeşitli ilaçlarımız var. Bunlarda da çok ciddi gelişmeler oldu. Öncesinde sadece ilişki öncesinde kullanılan ilaçlarımız varken şimdi günlük kullanımı olan ve süre kısıtlaması yapmayan, hastayı strese sokmayan ilaçlar mevcut. Bunlardan veriyoruz. Sonrasında bir aylık bir sürecimiz var ilacın etkisini görmek açısından. Bu bir aylık süreç sonucunda bir hastayı kontrole çağırıyoruz. Kontrolde tedavi aldığımız cevabı bir gözden geçiriyoruz. Eğer istediğimiz cevabı almışsak uzun yıllar boyunca bile bu ilaçları düzenli kullanan hastalarımız mevcut. Yan etki profilleri oldukça düşük ilaçlar, yeni ilaçlardan bahsediyorum. Bunun dışında eğer tedaviye bir cevapsızlık almışsak ikinci basamak tedavilerimiz var. Bunlarda da genellikle erkek cinsel organına kendi kendine hastanın yapabildiği enjeksiyon tedavileri var. Başarı oranları %50-70 civarında gezen hastanın şiddeti, hastalığın şiddetine bağlı olarak değişebilen bir cevap oranımız var. Eğer ki bunda da başarısız olmuşsak artık nihai çözümümüz cerrahi tedaviye gelip dayanıyor. Erkekte sperm ölünceye kadar canlı sperm mevcut.
Biz ereksiyonu yapay yolla sağlasak bile çıkan sperm canlı sperm ve gidip çok rahatlıkla çocuk sahibi olabilecek düzeyde. Yabancı sperm olduğu için vücuttan bunun rejeksiyon dediğimiz reddedilme ihtimali her zaman için var. Reddedilmekten ziyade konulan protezler çünkü özel bir maddeyle kaplanıyor vücuda yabancı olmadığını göstermek amacıyla. Daha sıklıkla gördüğümüz komplikasyon enfeksiyonlar, yani dışarıdan koyduğumuz protezin etrafında oluşan bir bakteriyel kontaminasyona bağlı enfeksiyonlar. Bu tabii ki çok can sıkıcı bir durum. Protezi çıkarıp çöpe atmaya kadar gidebiliyor. Ama yeni çıkan protez tiplerinde, özellikle antibiyotik salgılayan protez tiplerinde bu oran oldukça düşük. Ameliyatlar ortalama 1-1,5 saatlik ameliyatlar her iki protez cinsi içinde. Ameliyattan sonraki bir ay içerisinde zaten bu protezleri kullanmayı kesinlikle yasaklıyoruz. Çünkü vücudun bir alışma süreci var ve protezin de vücuda alışma süreci var. Ondan dolayı bir ay hatta 1,5 ay bunları kullanmayı yasaklıyoruz. Sonrasında ciddi bir dikkat edilecek bir şey yok. Bu konuyu özellikle seçtik aslında. Hani bu konuyu konuşma sebebimin en büyük sebebi, en baş sebebi buydu. Çünkü insanlarda yani cinsel problem deyince hep böyle tabu kabul ediliyor. Yani bunu ifade etmek, birini anlatmak, bırakın hekimi, arkadaşlar arasında bile bunu dillendirmek oldukça zor. Ama dediğim gibi aslında bunu anlatmak tedavinin %50'si demek. Yani hekime gelindiği anda artık tıbbın bütün imkanları onun emrinde oluyor ve tedavisi de çok zor şeyler değil. İşte en nihayetinde anlattığımız gibi bir ameliyata bakıyor yani. Ameliyat sonrasında belki ilk gün belli ağrılar olabiliyor ama daha sonra vücut buna alışıyor. Yani vücudun, insan vücudu öyle bir şey, her şeye adapte olabilen bir şey. Ciddi ağrı sancılı bir işlem değil. Yani şöyle, eğer ciddi bir mesela cinsel organda ciddi bir deformasyon olmuştur, bir travma geçirmiştir ya da ciddi bir ameliyat geçirmiştir. Tabii ki sağlıklı, normal bir cinsel anatomiye sahip bir insanla kıyasladığımız zaman başarı oranı düşüktür. Yoksa normal yaşa bağlı ya da herhangi bir hastalığa bağlı gelişmiş bir erektil disfonksiyon probleminde ameliyatın başarılı olması yetmeyebiliyor, hasta memnun olmayabiliyor. Ama bu ameliyatlarda gerçekten hasta memnuniyeti had safhadadır. Tıbbın her dalında olduğu gibi bu dalda da en minimal invazivden en invaziv yönteme doğru. Hasta nerede cevap verirse orada kesmek ve onunla devam etmek. Cevapsızlık oluşunca bir üst basamağa geçmek gerekiyor. Biz de bunda da aynısını yapıyoruz zaten. Hiçbir şey tabu değildir. Tabu olarak gördüğünüz şeylerin aslında anlatılınca çok rahat, çok güzel tedavileri olduğunu bilsin herkes. Ve doktora gitmekten çekinmesinler.